ve kesintisiz yayın. 7/24 haberin adresi. Ajans5.com. Yeni bir dünyanın habercisi. Habibin Muhammed Mustafa'nın 14 asır öncesinden haber vermiş olduğu, aç putların kuzuya saldırdığı gibi ümmeti Muhammed'e Afganistan'da, Çeçenistan'da, Irak'ta, Filistin'de, yeryüzü coğrafyasında saldıranların bu tamahlarına karşı ya Rabbi ümmeti Muhammed'in başta beyin hürriyeti, zihin hürriyeti olmak üzere insan kaynakları ve yardım kaynaklarını korumak ve muhafaza etmek üzere D8'leri kuran, İslam birliğini kuran hocamıza sen rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmet için terleyen, ümmet için ağlayan bu güzel kuruna hocamıza sen kabrinde cennet bahçesinden bir mahçe olacak bir güzel nasip eyle ya Rabbi. O cennetteki başında duruyoruz. Ya Rabbi onunla kabre girmeye muktedir değiliz ama biz biliyoruz ki Zümer suresinde sen buyurdun. Haşirden sonra, neşirden sonra sevkiyat olduğu zaman topluluklar imamlarıyla birlikte cennete doğru yol alacaklar. Ya Rabbi hocamızın arkasına düşmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen hocamızla birlikte cennette olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Cennetin kapısının önünde toplaşan o kutlu ve mutlu topluluğa cennetin görevlilerinin selamun aleykum tıbtum, selam size olsun, Allah'ın rahmeti cenneti size olsun, tertemiz oldunuz dediği ve Muhammed Mustafa'mızın cennetin kapısını açtığında onun ardından ayın 14'ü gibi yüzleri parlayarak cennete giren hocamızla birlikte Muhammed Mustafa'mızın Havza Kevser'i başında yer alan güzel kullarından ile ya Rabbi, ya Rabbel Alemin, yaşanabilir bir Türkiye'li hocamız. Ya Rabbi bu fuhuş olmadan, fakru zaruret olmadan, anarşi terör olmadan ahlakın, maneviyatın hakim olduğu bir Türkiye demektir. Ya Rabbi bu güzel günleri görmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Yeniden büyük Türkiye demek, Osmanlı ruhunu taşımak demektir. Ya Rabbi yeniden büyük Türkiye'yi kurmayı bu güzel topluluğa nasip eyle. Amin. Yeni bir dünya başkalarının kurduğu kurallarla değil, kendi esaslarımızla, üslubumuzla ve kendi kaide ve kurallarımızla yeni bir dünya kurmayı bu güzel insanlara nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Hocamızın açmış olduğu bu çığırda gitmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Filistin'den, ya Rabbi Çeçenistan'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Konya'dan, Erzurum'dan ve dileğin münevver eden topraklar geldi. Hocamızın kabrine konmak üzere ya Rabbi sen kabul buyur ya Rabbi. Amin. Muhammed Mustafa'mıza aşık bir insandı. Hocam Medine'ye gidiyoruz dediğimizde gözleri sularmış ve kapının yanı başına kadar gelip bizleri kucaklamıştı. Muhammed Mustafa'mızın sünnetini, yatsı namazının ilk sünnetini kılmayalım hocam. Vakitten verildiğinde ondan daha güzel bir iş yapacaksak bunu teklif edin demişti. Muhammed Mustafa aşığı olan bu güzel insanı ona komşu eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed Mustafa Loham civareti hakeri. Cennetül Firdevs içinde ya Rabbi. Cennetül Firdevs içinde ya Rabbi. Cennetül Firdevs içinde ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen hocamızı peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle birlikte hapseyle ya Rabbi. Onlarla birlikte cenneyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa'mızın Nivamül Hamd sancağı altında onunla birlikte şu kabristanın başında bir araya geldiğimiz gibi gelebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin.
sonsuz saadet olmaz buyurdu hocamız. Ya Rabbi, İslam'ın güzelliklerini ve özelliklerini 85 yıllık bir hayata nakşeden bu güzel insan için senden af diliyoruz, mağfiret diliyoruz. Muhammed Mustafa'na hangi var etiyat edeyim? Amin. Cennetin firdevs içinde ya Rabbim. Amin. Sultan Fatih dediği zaman dudakları titriyordu. İşte onun yanı başından hicrete çıktı. Ya Rabbi, Muhammed Mustafa'mızın o güzel sebebine ikramına layık olan Sultan Fatih'imizin yanı başına gitmeyi, sevdikleriyle beraber olmayı hocamıza nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Çalışmalarının startını Muhammed Mustafa'mıza ev sahipliği yapan bizim de İstanbul'umuzun da Türkiye'mizin de ev sahibi olan Efe Eyyub El Ensari yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Habibi Ekrem'in yari Efe Eyyub El Ensari. İşte ey hocam, seni Efe Eyyub'a gönderiyoruz. Ya Rabbi, Efe Eyyub'un yanına komşam. Hocamızı komşu kıl ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdikleriyle beraber hasreyle, sevdikleriyle beraber onu cevbiyle, fileleri için yoldan yakınlara fırsat verme ya Rabbi. Bütün dünya insanlığını köleler üstünden isteyen insanlara fırsat verme ya Rabbi. Bizzatlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu hocamızın son mevzumunda bir araya gelen insanlar olarak biz biliyoruz ki o ölüm meleğini hoş geldin diyerek karşıladı. O dedi ki, perdeler kalkar, perdeler iner, ölüm meleğine hoş geldin diyebilmek derler. Tüm bu güzel güne sahibi hocamızı ya Rabbi sana uğurluyoruz, sana emanet ediyoruz. Rahmetinle, kereminle, lütfunla muamele ile ya Rabbi, Kur'an-ı Azim şanı kabrinde bizde yoldaş eyle. Ya Rabbi, derecesini âmin, makamını cennet eyle. Ya Rabbi, bir cümle geçmişlerimize bu vesile sen gani, gani rahmet eyle. Ya Rabbi, tekrar biz hocamızdan razıyız. Duymak istiyorum. Hocamızdan razı mısınız? Hocamızdan razı mısınız? Hocamızdan razı mısınız? Değiliz ama onu sana emanet ediyor. Ajans 5.com, yeni bir dünyanın habercisi.